Kuru kumun hacminin hesaplanması. Arkadaşlar kuru kumun gerçek hacmini hesaplayabilmemiz için öncelikle içeride bulunan hava moleküllerinin hacmini hesaplamamız gerekiyor ve bunun içinde bir sıvı yardımıyla bu hava boşluklarını hesaplayabiliyoruz. Peki şöyle düşünelim. Şimdi arkadaşlar 30 santimetre küplük bir kumun üzerine 50 santimetre küplük bir su döktüğümüz zaman Buradaki su seviyesinin artık 80 santimetre küpe gelmesi beklenir. Ama dikkat edersek buradaki su seviyesi artık nereye gelmiş? 65 santimetre küptedir diyebilirim. Yani demek ki buradaki su molekülleri aradaki hava moleküllerini doldurmuştur diyebiliyoruz. Yani V boşluk veya V hava eşittir diyebilirim. Normalde olması beklenilen değer yani V1 artı V2 eksi son durumda çıkan değerimiz yani V son V3 kadardır diyebiliyorum. E o zaman yazalım. 50 artı 30 eksi 65. E bize neyi verecektir artık? 15 santimetre küp kadardır diyebiliyoruz. Tekrar ediyorum. İlk başta 30 santimetre küplük bir kumun üzerine 50 santimetre küplük bir su koyduğumuzda bu seviyenin 80 olmasını bekliyorduk ama 65 çıkmıştı. Demek ki buradaki 15 santimetre küplük kısım da hava moleküllerini doldurmak için kaybolmuştur diyebiliyorum. Bir dereceli kapta kuru kumun hacmi 40 santimetre küp olarak ölçülüyor. Kuru kumun üzerine 30 santimetre küp su döküldüğünde su kum karışımının hacminin 60 santimetre küp olduğu görülüyor. Buna göre kuru kumun içindeki havanın hacmi nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar buradaki 40 santimetre küplük kumun üzerine 30 santimetre küplük su dökmüşüz. E Bizim için havanın hacmi bulunurken normalde beklenen değer neydi? 30'da 40'ı topladığımız zaman 70 olmasını bekliyorduk ama ölçülen değer 60'mış. Demek ki 70'ten 60'ı çıkarttığım zaman 10 santimetre küplük bir havanın hacminin olduğunu söyleyebilirim. Saf kumun hacmini de bulurken biz ne demiştik? Kumun gerçek hacmi boşluğun hacminin çıkartılmış haliydi. Yani B şıkkımız için de diyorum ki V saf kum eşittir. Buradaki hacimsel değerimiz ne kadardı arkadaşlar? 40. Eksi 10'dur diyorum. Çünkü 10 santimetre küpü havaydı. Yani 30 santimetre küplük kısmın kumun gerçek hacmidir diyebiliyoruz. <laughs>